izleyiciler. Yeni bir Bilim Gündemi programında birlikteyiz. Bugünkü Bilim Gündemi'nin konusu enerji ve depremler. Konuğum Doğan Perinçek, Profesör Doktor Doğan Perinçek. Hatırlıyorsunuz önceki programlardan zaten. Doğan Perinçek güncel bilimi yakalamış bilim insanlarından birisi. Bugün Doğan Perinçek'le bilim konuşacağız. Yer kabuğunun durumu tabii depremlerle çok bağlantılı. Depremlerde işte yaşam alanları için tehlike oluşturuyor. Ben hemen Doğan Bey'e hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Doğan Bey emekli ama çok aktif çalışıyor. Evet. Hatta Çanakkale'de zor yakalıyoruz Doğan Bey'i. Evet. Bir de Çanakkale'yi yukarıdan izliyor Doğan Bey. Evi oldukça yüksekte, İntepe'de bir yerde. Evet. Boğaz görüntüleri, adalar, Ege. Atos Dağı. Evet. 250 kilometre uzaklıkta İntepe'ye. Hı-hı. Ve yarımada aslında. Atos Dağı nereden? Yunanistan'ın kuzeydoğusunda bir yarımada var. Üç parmak evet, gibi. Evet, o evet. Parmakların uçlarının birinin oraya üzerinde. Oraya kadar görebiliyorsunuz. Evet, yani bir dağ var. Hı-hı. Ve o dağın bir özelliği var. Atos Dağı'na kadınlara çıkması müsaade edilmiyor. Dini Hı-hı. olarak onlara yasak. Hı-hı. Ama işte evet. Erkekler ve papazlar çıkabiliyor oraya. Evet. Öyle bir özelliği var. Evet. Hava eğer bulutsuz ve nemsiz olursa. Hı-hı. O dağı görebiliyoruz. Ve 250 kilometre uzaklığı var İntepe'ye. O bakımdan müthiş. Senede böyle 5-6 kez onu yakalama imkanı olabiliyor. Evet. Evet. Ya müthiş. Bu evet. Yer yüzeyinden görülebilecek maksimum uzaklık galiba 250 kilometre. Yani evet. Ama çünkü yere teğet çizersek evet. işte o teğetin yüksek dağlarla buluşma noktasının bulunduğumuz yere uzaklığı evet. ben 180 biliyordum. Ama bulunduğunuz yer de yukarıdaysa işte bu 250'ye kadar evet. çıkabiliyor. Ve tabii yarımada olarak gözükmüyor. Ada olarak gözüküyor. Evet. Yani aha, benim aha. penceremden. Ve de tabii şaka da yapıyorum. Diyorum ki işte kadınlara aha. yasak. Evet. Eğer görmek isterseniz aha. uzaktan gelin evet. buyurun. Evet. Benim evet. evden görebilirsiniz. Evet. Öyle bir de bir İntepe Belediye Başkanı'nın bir söylemi vardı. İşte baktığım zaman İntepe'den 3 deniz, 2 kıta bilmem ne kadar bilmem ne görüyorum diyordu. Evet. Evet, doğru. Gerçekten evet. İntepe evet. özel bir evet. yer. Evet. Peki nasıl başlayalım Doğan Bey? Şimdi önce bugün Nazım Hikmet'in doğum günü. 15 çok Ocak. Güzel, çok güzel, iyi hatırlıyorsun. 15 Ocak 1902. O zaman bir şiir var mı? Evet, bir şiir Nazım okuyacağım. Hikmet'ten. Tabii bir de diğer bir özelliği de Selanik doğumlu bildiğimiz gibi. Evet. Yani atamızla, evet. sevgili atamızla evet. aynı yerde doğmuş 1902'de. Evet, çok sevdiğim bir şiiri var. Çok güzel. En güzel deniz henüz gidilmemiş olanıdır. En güzel çocuk henüz büyümedi. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız ve sana söylemek istediğim en güzel söz henüz söylememiş olduğum sözdür. Evet. 1946'da yazmış bunu. Çok güzel. Ve çok güzel. Çok çok ve günümüze de uygun. Yani biz şu anda evet. kötü günler yaşıyoruz terör evet. nedeniyle. Yani ama bu günler geçecek ve en güzel günlerimiz gelecek. Evet. Nazım Hikmet'i de kutluyoruz. Evet. Seni de kutluyoruz hatırladığın için. Alkışlıyoruz. Sağ olun. Bu önerini de aklımızda tutuyoruz. Gerçekten inşallah daha güzel günlere evet. gideceğiz. Evet. Evet. Şimdi konuya geçmek istiyorum. Hı hı. Bildiğimiz gibi Çanakkale iki tane büyük fay zonunun arasında hı hı, bir yerde hı. Yer alıyor. Birisi Saros Körfezi da olan yani Gökçeada'dan yakınında olan bir fay zonu. Evet. Kuzey Anadolu fayı. Bir de Bandırma'dan Edremit Körfezi'ne giden işte oradan hı hı. yine Çat hı hı. üzerinden Ezine'ye giden hı hı. bir fay zonu var. Evet. Onların arasında bir yerde yer evet. alıyoruz. Bu tabii mesleğimiz gereği her türlü veriyi değerlendirmeye çalışıyoruz Çanakkale civarı için. 1875'te hı hı. bir deprem oluyor. 1875 bu büyük depremlerden. Evet, 6.7 büyüklüğünde ve şiddeti 9. Yani hı hı. Muhtemelen bu da Saros Körfezi kaynaklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Peki, ama bir 6.7 dedim, bir de 9 şiddetinde. 9 yani büyüklüğü 6.7.
Şiddete 9. ve tabii yani şiddeti bulunduğu yerde ölçülüyor. Evet. Mesela diyelim ki 6.7 Gökçeada'da bir deprem oldu. Hı-hı. Ama 6.7'nin şiddeti 9'sa ailesel eğer Gökçeada'da ama hı-hı. Çanakkale'de 8 oluyor. 8.5 olabiliyor. Yani evet. Onu ölçüyor. Yıkımla ilgili bir şey şiddet. Evet. Ve tabii 9 şiddetinde 6.7 büyüklüğündeki bu deprem. Peki detaya girmeden Doğan Bey bunun altını çizelim. Gerçekten evet. İşte Richter ölçeğiyle aletin ölçtüğü değer başka. Yıkım şiddeti olduktan sonra değerlendirilen şeyi ayrı. Evet. Ona şiddeti diyoruz evet. Değil mi? Yani biz ayrı. Depremin merkezinde büyüklüğü hı-hı. ölçüyoruz. Hı-hı. Ama yani mesela örneğin yine Gökçeada'ya bakalım. Gökçeada'da Saros Körfezi'nde bir deprem oldu 6.7. Hı-hı. Bunun şiddeti merkeze yakın yerde daha fazla oluyor. Hı-hı. Uzaklaştıkça evet. Azalıyor. Ve de aynı zamanda zeminle ilgili bir şey. Hı hı. Yani diyelim ki Çanakkale sağlam bir zeminde olsa evet. şiddeti o kadar artmayacak. Ama alevyon üzerinde olduğu için Çanakkale'nin büyük hı hı. bir kısmı ve bu nedenle şiddeti artacak. Yani alevyon üzerinde şiddet evet. artıyor. O bakımdan binalarımızı alevyon üzerine değil de sağlam kaya üzerine yapmak lazım. Hı hı. Kepez'in mesela büyük bir kısmı, işte TOKİ bizim üniversitenin bir kısmı, tabii hı hı. heyelanlı alanlar hariç bir kısmı. Sağlam zemin üzerinde. Yani alevyona göre daha sağlam. Galiba üniversite değil. Ha? Şimdi üniversitede bazı yerlerde kirli seviyeler var. Evet. O yüzden heyelanlara neden oluyor. Evet. Yani o deprem artı başka hı-hı. nedenlerle heyelanlar oluyor. O tip yerleri de üniversitede ayıklayıp o kadara inşaat yapmamak lazım. Evet. Bunu orada görev yaptığım hı-hı. dönemlerde devamlı söyledim ama maalesef yine de evet. dikkat edilmeden yapılan işler var. İntepe'deki heyelan da İntepe mesela sağlam zemin sınıfına giriyor buna göre. Ama hı-hı. kirli seviyelerde deprem ve arkasından heyelanlar oluyor. Hı-hı. Yani o bakımdan zeminle çok yakından ilgili. Evet. Eğer bir alana inşaat yapacaksanız zeminin etüdünü yaptırmanız gerekiyor. Evet. Yani jeolog ve jeofizikçiye zeminin etüdünü yaptırmak gerekiyor. Ondan sonra yapacaksınız. Mesela diyelim ki İstanbul'da hı-hı. kuvarsitlerin olduğu bir yerde bina yapacaksınız. Çok sağlam bir zemin. Hı-hı. Yani en sağlam zeminlerden evet. bir tanesi. Oraya depremin şiddeti fazla olmayacaktır ama diyelim Boğaz'da bir yerde kuvarsit hı-hı. üzerinde bir binanız var. Aynı zamanda da Bakırköy'de alüvyon üzerinde bir binanız var. Hı-hı. 6.7 bir deprem oldu. Evet. Alüvyon üzerinde yıkımı fazla olacaktır ama kuvarsit üzerindeki binada sağlam olacaktır. Hı hı. O bakımdan Çanakkale'de de, şimdi benim endişem şu, Çanakkale hala tarım alanlarında gelişmeye devam ediyor. Hı hı. Ve bu tarım alanlarında en son yaşadığımız deprem, Gökçeada depreminde gittim, o alanları gördüm. Hı hı. O gelişme devam ediyor. Evet. Yapılması gereken Bayraktepe civarı, hı hı. yani yüksek alanlar, Kepez evet. veya işte heyelanlı tehlikesi olmayan hı hı. işte üniversitemizin değişik kesimleri ve de işte şu anda mesela TOKİ'den daha ileri alanlarda bir takım evet. yerleşimler var. Onların bir sakıncası yok. Ama hiçbir şekilde Çanakkale'nin işte TOKİ olduğu alan çok sağlam bir zemin demiyorum. Alüvyona göre sağlam bir zemin. Hı hı. Tabii evet. alüvyon üzerine yapmayacaksınız hem de tarımı koruyacaksınız. Hı hı. Bizim bir numaralı görevimiz evet. belediye evet. olarak da evet. bu olması lazım. Peki şimdi, bu özel olarak 1875 depremi dedik. Evet. Şimdi 1875 depreminde bir kayıt var. Afat datası olarak. Diyor ki İntepe civarında diyor 4 kilometrelik bir alanda dağ kaydı. Böyle bir not var. Eğer böyle bir not varsa ben bunu bulurum dedim. Ve evet. gittim araştırdım. Şimdi birazdan göstereceğim. Evet. Hem şimdi şu anda ekranda olan slaytımız bu 1875 depreminde olan heyelanın evet. Gösteriyor. Kaya kopmuş, ayrılmış ve ayrıca bu gördüğümüz evet. Heyelan 800 metrelik. Evet. 4 kilometre olduğunu söylüyor. Ayrıca 4 tane daha var bunun, evet. bunun dışında. Orayı biliyorum. Evet. Galiba Çınarlı'ya doğru. Çınarlı'ya doğru, evet. Çınarlı'ya doğru. Evet. Zaten şimdi mesela bir sonraki görüntümüzde
Hı hı. Bir önceki slaytta gösterdiğim heyelan fotoğrafın sol tarafındaki heyelan. Ayrıca Çınarlı'ya doğru daha büyükleri var. Hı hı, hı. Ve de daha gerçekten aşağı doğru göçmüş. Evet, evet. Tabii bunlar biz fosil heyelanlar diyoruz. Hı hı. Ve fosil heyelanlar bize bir takım şeyler söylüyor. Diyor ki, bakın ben burada varım, bunu gözeterek inşaatınızı yapın, bunu gözeterek yerleşiminizi kurun. Yani onları iyi bilmemiz lazım. Evet. Tabii hani bu fosil heyelanlar sadece bu İntepe'de Çınarlı arasındaki gördüğümüz, tespit ettiğimiz alanlar değil. Ayrıca Güzelyalı ile bu nokta arasında fosil heyelanların malzemesinin aktığını görüyoruz. Evet. Yani şimdi eğer fosil heyelanın malzemesi ise tabakalanma yok. Karmakarışık bir yapı görüyorsunuz. Yani hemen Güzelyalı'nın girişinde arkada İzmir yolunun yol yarmasında bunun çok güzel bir örneğini görüyoruz. Kitaplık bir örnek. Tabakalar karmakarışık. Hiçbir düzeni yok. Evet. Yani bu bize orada bir fosil heyelan olduğunu gösteriyor. Ama bu sözünü ettiğim yarmadaki o karmakarışıklık 1875'ten çok daha önce. Belki de 500 sene önceye ait bir fosil heyelanın verisi. Şimdi bunu söyledikten sonra ben bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yani Çanakkale civarındaki büyük depremler neler? Bir kere 1912 depremimiz var Şarköy-Mürev'te. Evet. 6.3-7.5 aralığında olmuş. Saros, Gazipaşa, Fayzon üzerinde 1965'te 5.6 büyüklüğünde, 75'te 6.7 büyüklüğünde. 1953 deprem var. 53 var ama 85'te 4.4. Yani 53 depremi var. Kastediyorsunuz. Biga civarındakini kastediyorsunuz. Eğikdere. O da Çanakkale'yi çok etkilemiş. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Evet. Hemen böyle işte kapı eşiklerine, pencere kenarlarına falan çekilmiştik. Çanakkale'yi çok etkileyen bir depremdi o da. Eğikdere'ye gittim. Ve o depremi yaratan fayı lokalize ettim. Hatta onun biraz daha ilerisinde bir mezar vardır. Bir lahit çıkarılmıştır orada. Şu anda müzede sergileniyor o. Yani o görülmeye değer bir lahit. Onu da bu arada bahsetmiş olalım. Evet, Eğridere'deki depremi var ama tabii daha önce Gökçeada çevresinde 1354. İşte 1744, 1875, biraz önce sözünü ettiğin 1875, 6.7 büyüklüğünde tarihli depremler de var. Evet. Yani biz Çanakkale olarak depreme hazırlıklı olmak lazım. Şimdi herkes diyor ki İstanbul. Evet, İstanbul ama aynı tehlike bizim için de söz konusu. Evet. Yani İstanbul'un bir tarafında bir fay var. Bizim iki tarafımızda. Hem güneyimizde hem de kuzeyimizde bir fayımız Bunun var. Bunun altını çizelim. Çanakkale gerçekten depreme hazır değil. Evet. İnsanlar yani depremi unutmuşlar, akıllarından çıkarmışlar. Ama bilsinler ki izleyicilere tekrar hatırlatalım. Her an bir 7 derece civarında bir deprem bekleniyor. Bu işte Saros'ta olabilir, Şarköy açıklarında olabilir merkez, değil mi? Çanakkale her an böyle bir depreme hazırlıklı olma durumunda. Çanakkale'de bu hazırlığın olduğunu göremiyoruz. İşte çok eski yapılar var merkezde, Çanakkale merkezde. Ama onlar yenilenmiyor da dışarıda yeni bir sürü siteler, yeni binalar yapılıyor. Alevyon üzerine yapılıyor. Çünkü zemin sıvılaşması olacak ve bina yıkılmasa bile yan yatacak. Müteahhitler galiba yapım kolaylığı nedeniyle düz alanlara ev yapmayı tercih ediyorlar. İşte daha dışarıda yokuşlarda ev yapma tercihi olmuyor. Şimdi bakın, bazı şeyler devletin kontrolünde olması lazım. Evet. İnsanları bırakınca kolayına kaçıyorlar. Bu doğal bir şey. O bakımdan devletin ve belediyenin bu konuda kontrol yapması gerekiyor. Bir kere toprak işleniyorsa oraya yapı izni vermeyeceksiniz. Evet. Yani toprak işleniyorsa yapı izni vermeyeceksiniz. Yani düşünün, tarihsel dönemlerde insanlar tepelerde yaşamışlar. Tarlalarında tarım yapmışlar. Biz ne yapıyoruz? Tarım alanlarını
yapılaşmaya açıyoruz. Bu çok anlamsız bir şey. Şu Doğan Bey, bugünlerde benim çok dikkatimi çekiyor. Yeri gelmişken vurgulamak istiyorum. Kepez Ovası. Çok verimli bir ova. Çok evet. verimli bir ova evet. ama ova gidiyor. Açılmış, imara açılmış. Evet, evet. Ben geçen yaz mısır tarlasının ortasında o inşaat alanını görünce şaşırdım. Fotoğraflar çektim. Bu işte bayındırlıkla ilgili bakanlığa gönderdim web sayfasından. Evet, evet. Onlar da sanki dalga geçer gibi o web sayfasından reklam spotları veriyorlar. İşte tarım alanlarının korunması gereğine yönelik. Evet. Ama tarım alanları da bir yandan işte bakanlığın da izniyle yapıya açılıyor. Kepez'in en ucunda, en batısında TOKİ var. TOKİ evet. de tümüyle tarım alan üzerinde. Evet. O tarafa doğru da gelişiyor evet. dediğiniz evet. gibi. Kalabaklı'ya doğru hep evet. o tarım alanları, evet. o evet. yeni hastanenin yapıldığı yerler, o işte tamamen tarım alanı evet. ve çok verimli tarım alanları evet. orada. Evet. Şimdi Güzelyalı da yine bir delta üzerinde. Hı-hı. Yani Kepez'in bir kısmı gibi, Hı-hı. Çanakkale'nin evet. büyük bir kısmı gibi delta üzerinde. Hı-hı. Yani orada da yapılaşma yapılırken dikkat etmek lazım. Ve de yeni bir bulgumuz var. Güzelyalı'da deniz içinde bir heyelan tespit ettik. Fosil heyelan. Yani bu fotoğrafta da görülüyor. Kırmızı evet. daire içine aldığım evet. Heyelan. Deniz içinde tespit ettiğimiz bir heyelan. Evet. Nereden? Çünkü görüntü bu size hemen gösteriyor. Hı-hı. Yani Hı-hı. nereden tanıdınız? Heyelanın kopma alanı Hı-hı. ay şeklinde oluyor. Evet. Dolayısıyla evet. kaçırmak mümkün değil. Yani Hı-hı. tecrübeli bir kişi olmasanız da, bir öğrenci bile olsanız, bir evet. Jeolojide evet. Gören bir öğrenci bile olsanız, bunu Hı-hı. kaçırmazsınız. Hı-hı. O bakımdan bunu da bahsetmiş oluyor. Böyle heyelanlar sanıyorum dalgıçlar biliyor onların yerlerini. İşte bir tane de şey var. Kepez, o balıkçıların çok toplantığı akıntının hızlı, yüksek olduğu yerin hemen şöyle 50 metre açığında bir böyle bir heyelan bölgesi var. Evet, evet. Birdenbire deniz derinleşiyor orada. Evet. Tabii yani bu heyelanlar alüvyon, yani deltanın alüvyon üzerinde de çok rahat olabilen şeyler, hı hı. oluşuklar, gevşek. Evet. Dolayısıyla ve depremden de tetikleniyorlar bunlar. Evet. Yani, tabii. Yani özetle Güzelyalı açıklarında bir fosil heyelanımız var. Hı hı. Ama onun tarihini bilemiyoruz. Yani hı hı. İntepe'deki gibi 1875 evet. Diyecek bir verimiz evet. yok henüz. Evet. Buradan şeye bağlayalım Doğan Bey. Şimdi bu deniz içindeki heyelanlar, onlar da tabii depremlerle bağlantılı. Tabii. Mesela bir deprem sonucunda deniz içinde de heyelan olabiliyor. Tabii. Ve o tsunami'ye neden oluyor değil mi? Tabii yani o deniz içindeki heyelanlar, yani Hı-hı. bu depremler daha çok o heyelanlara neden oluyor. Evet. Ayrıca da yamaç çok eğimliyse malzeme Hı-hı. birikiyor, onlar da akabiliyor. Evet. Ama o farklı bir şekilde. Ama asıl depremin neden olduğu heyelanlar, mesela Hı-hı. işte İstanbul açıklarında, ya daha doğrusu Kadıköy açıklarında Hı-hı. böyle bir fosil heyelan var. Hı-hı. Ve mesela milattan sonra 650'lerde 657'de bir tsunami var İstanbul evet. civarında. Evet. O heyelanın neden olduğunu tahmin Hı-hı. ediyorum. Hı-hı. O heyelanı Ahmet Cevdet Yalçınlar ve arkadaşları çalıştılar. Hı-hı. Ama tabii tarihini henüz tam bilemiyoruz. Fosil evet. bir heyelan evet. ve kesinlikle o heyelanın, çünkü büyük bir kütle birdenbire aşağıya kayıyor Hı-hı. ve de aşağıya kayarken de üstteki su kütlesini de çekiyor. Tabii. Denizin ortasında bir anda bir çukurluk oluşuyor. Su kütlesi. O su kütlesi o çukurluğa hücum ediyor ve tsunami dalgası evet. bu şekilde evet. oluşuyor. Peki yani, tsunamilerin önemi ve verdiği yerleşim alanlarına verdiği zararlardan biraz söz eder misin? Şimdi hani tabii orada da insanlar, işte mesela Çanakkale'de herhalde dikkatli olmak zorunda. Çünkü böyle bir tsunami boğaza girmez diye düşünebiliyor insanlar ama. Yok öyle bir şey yani söz konusu değil. Yani tabii benim İstanbul'da Yenikapı'da yaptığım çalışmalarda hı-hı. 657'de bir tsunami olduğunu evet. kesin verileriyle net bir şekilde saptadık. Ayrıca Gökçeada'da Bademli Höyü'nde de çalışırken evet. orada bir tsunami tespit ettik. Hı-hı. Milattan Hı-hı. önceki bir döneme rastlıyor. Evet. 2500-3000 arasında. Evet. Oluşturduğu dalgalar geldi. Truya'daki Karamenderes Vadisi'ne girdi. Yani oradaki Alevyon Düzlüğü'ne girdi. Evet. Çanakkale'ye kadar ulaştı. Ya. Edremit evet. Edremit Körfezi'ne girdi. Edremit Körfezi'nin dibine kadar ulaştı. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki Gökçeada Edremit'i görmüyor.
Aha. Ama tsunami dalgası öyle değil. Tsunami evet. dalgası geliyor, bir yere çarpıyor, yansıyor. Evet. Karşı taraf da bir yere çarpıyor, yansıyor ve birleşiyor Aha. onlar. Daha sonra evet. Büyük hasara neden olabiliyor. Tabii Endonezya'da olduğu gibi Aha. işte tsunami dalgası mesela orada 32 metre Aha. bile ölçtük evet. tsunami dalgasını. Yani 2004'te Aha. orada bir çalışmamız var o büyük evet. deprem ve tsunamiden sonra. Üstelik biz fizikte dalgaların özelliklerinden biliyoruz. Bu ikincil, üçüncül dalgalar yani ilk dalga işte yansıyan dalga ile birleşirse mesela daha yüksek dalga oluşabiliyor. Şimdi bakın Endonezya'da çok hayretler içinde kaldık. Evet. Bir ada var. Tsunami'nin olduğu yer Aha. adanın adayla kıta arasında. Diyorsunuz ki bu adaya gelip arkasına hiçbir şekilde etki yapmaz. Evet. Fakat adanın iki ucuna çarpıyor dalgalar. Aha. Oradan yansıyor. Adanın arkasında birleşiyor. Evet. O yeni dalga yaratıyor Aha. ve adanın hem güneyinde hem de kuzeyinde büyük hasar görüyorsunuz. Evet. Yani bunu Hı-hı. elle tutulur bir şekilde tabii. O çalışmayı yaparken Endonezya'da 500 yıl önce olmuş bir tsunami'nin de izlerini bulduk. Hı-hı. Yani Hı-hı. karada mesela büyük evet. mercan blokları görüyorsunuz. Hı-hı. Tsunami gelirken denizin dibindeki mercanı topluyor. Mesela bu masa büyüklüğünde mercan bloklarını Hı-hı. karada Hı-hı. gördük. Hı-hı. Ve de 500 yıl öncesine ait, 512 Hı-hı. yıl öncesine ait bir şey. Hı-hı. Yani tsunami. Evet, şimdi devam edelim şeyden. Bu deniz içindeki heyelanlar işte büyük tsunamilere neden olabiliyor. Hatta o işte Endonezya açıklarında bir 9 şiddetindeki deprem sonucunda oluşan tsunamilerle bağlantılı olarak o heyelanın dünyanın dönmesini bile etkilediği tartışılmıştı. Evet. NASA'dan benim de tanıdığım birkaç kişiyle yazıştık. İşte ne kadar kütle ne kadar dönmeyi etkileyebilir? Onunla ilgili hesaplar yapmıştık biz de. Evet. İşte gerçekten dünyanın dönmesi bile etkilenebiliyor bu tür heyelanlarla. Şimdi tabii hani tsunami'nin nedenlerden bir tanesi heyelan. Evet. Asıl neden deprem olduğunda eğer deniz tabanında düşey bir hareket varsa evet. o evet. düşey hareket asıl o. Aha. Birinci derecede i̇şte önemli. Ben heyelanın tanımını tam evet. Senin gibi bilmediğim için evet. onu da heyelanın içine evet. katıyorum. Evet. Yani o düşey hareket. Mesela bir itiraz oldu. Ben bu tsunami konusunu Marmara'da tartışırken. Hı-hı. İşte yani Marmara'da faylar doğrultu hattında faylar. Bunlar düşey hareket yok. Evet. Tabii çok bilinçsizce bir soru bu ama iyi oldu. Yine dediğim gibi ufak evet. bir itiraz bile yani bilinçsiz bir itiraz bile olsa o sizi daha dikkatli olmaya yönlendiriyor. Evet. Halbuki yani doğrultu atımlı bir fay ama doğrultu atımlı fayın aynı zamanda düşey bileşkesi de var. Hı-hı. Ve de doğrultu atımlı fay heyelanlar nedeniyle oluyor. İşte biraz önce bahsettiğim gibi Kadıköy açıklarındaki evet. fosil heyelan. Yani evet. o deprem Hı-hı. sonrası Hı-hı. olan heyelan gibi. Evet. Şimdi bu fosil heyelanlardan bahsederken şimdi bir Hı-hı. slide daha göstereceğim. Bu slide da yine aynı heyelanı. Bu kez ön tarafta da bir takım arkadaşlarımız var. Bunlar İntepe'li. Bu İntepe'deki heyelandan. İntepe'li 1875 heyelanı. Evet. Daha önce Hı-hı. bir tane slide göstermiştim. Bu ikincisi. Hı-hı. Şimdi burada bunu tekrar gösterdim. Buradan başka bir konuya geçmek istiyorum. Fotoğrafta arka planda rüzgar güllerini görüyorsunuz. Hı-hı. Şimdi evet. Rüzgar gülleri burada bir yerli şirket tarafından yapıldı. Yaklaşık 6-7 sene önce. Ve burası en batı ucu bu Hı-hı. gördüğünüz. Hı-hı. Tabii bu noktadan itibaren 10 bin dönümlük bir alana bir devletleştirmeyle evet, Bakanlar Kurulu kararıyla kamulaştırmayla evet. bir yabancı şirkete ruhsat verildi. Biz onun için bir takım itirazlarda bulunduk. Hala Hı-hı. itirazlarımız devam ediyor. Mahkemeye gittik. O nedenle önemli bir konu. O konuya biraz girmek istiyorum. Hı-hı. Şimdi itiraz enerjiye değil de kamulaştırmaya, değil mi? İtiraz bir yabancı sermayenin %99.4 evet. olmasına. Evet. Yani evet. akıl alacak bir şey değil. Hı-hı. %99.4 yabancı sermaye geliyor. Hı-hı. Sanki kapitülasyon gibi yani. Evet. Bundan daha iyi bir tarif Hı-hı. olamaz.
En temiz enerji rüzgar enerjisi. Hı hı. Güneş enerjisi en temiz enerji. Evet. Yani bunu yürekten destekliyoruz ama gelişine bakıyoruz kişilerin. %99.4 yabancı sermaye, %6 yerli sermaye ve çok çok böyle acı bu kişiler diyorlar ki %6. Biz bu şirketin, yabancı şirketin gizli ortağıyız. Böyle, çok özür dilerim, böyle aptalca bir savunma olan olamaz. Yani sen bu ülkenin vatandaşısın, %6 hissen var, hiçbir şekilde o şirkette kontrolün yok ve diyorsun ki ben gizli ortağıyım. Böyle bir şey kabul etmek mümkün değil. Ve de Çanakkale'de saygınlığı olan bir firmanın elemanları bunlar. Geliyorlar İntepe'ye, oradaki bir takım insanlarla görüşüp bizim bu işi bırakmamızı sağlamaya çalışıyorlar. Bir yandan da Ankara'da tabii parasal güçleri var. Ama tabii ülkemizde yasalar da var. Bu yasalar çerçevesinde biz bir takım şeyleri engelleyeceğiz. Tabii bu konuya biraz daha derinlemesine gireceğim. Ama şimdi dedim ki %99.4 yabancı sermaye. Peki diğer ülkelerde nasıl? Şimdi diğer ülkelerde nasıl olduğunu ben bizzat Almanya, Belçika ve Fransa'da seyahat ederken kendi çektiğim fotoğraflardan izah etmeye çalışacağım. Ve oradan derlediğim bilgilerle izah etmeye çalışacağım. Bu slide'da gördüğümüz rüzgar gülleri Bozcaada. Yani Türkiye'deki ilk iki enerji yatırımı, rüzgarla ilgili enerji yatırımından kim yaptıysa onun ellerini öpmek lazım. Yani o yıllar önce kim yaptıysa bir bunu. Bir Türk firma. Da adını söylemeyelim, biliyorum ama ben de bir süre danışmanlığını yaptım. Yani o kişilerin ellerinden öpmek lazım. Bu ülkeye çok güzel bir iş yapmışlar ama maalesef devam ettirememişler. Niye devam ettiremediler onu da bilmek, anlamak çok zor. Sanıyorum sermaye. Yine işte bunların mesela yenilenmesi lazım. Güçleri çok düşük Bozcaada'da. Evet yani 10 megawatt galiba. Ona da değineceğim. Toplamda 20 megawattın altında 18 tane. İşte herhalde 600 kilowattlık tanesi. Düşük enerji. Şimdi yenileniyor bunlar. Ama tabii yıllar önce yapılmış. Bir İzmir'de var biliyorsunuz. Bir de burası. İlk iki bunlar. Yani o dönem yıllar önce yapılan çok güzel bir iş. Evet yenilenebilir ama başkaları da yapılabilir. Yani bunları yenilemeyeceksiniz. Öyle rüzgarlı yer ki burası, bunun açıklarında bir yığın batık gemi var biliyor musunuz? Müthiş bir rüzgar. Yani Bozcaada Çanakkale'ye göre veya Gökçeada'ya göre daha çok rüzgar alan bir yer. O yüzden de yani yakın zamanda bile batık gemiler var orada. Suyun içinde hala bir kısmını görebiliyorsunuz. Peki ben de yeri gelmişken sen slide hazırlarken şunu söyleyeyim. Çanakkale Türkiye'nin en rüzgarlı kenti. Rüzgar enerjisi de en temiz enerji. İşte güneş enerjisinin atmosferde kalan kısmıyla oluşuyor. Ve Çanakkale Türkiye'nin en rüzgarlı kenti olarak rüzgar enerjisi potansiyeli 13 bin megawatt gösteriliyor kayıtlarda. Ama bunun ben çok yüksek olduğunu bizzat biliyorum kendi hesaplarımla. Çünkü bu potansiyelde denizler dikkate alınmamış. Halbuki işte dediğimiz Bozcaada açıklarında deniz derin değil. Hatta işte karayla, geyikli sahilleriyle Bozcaada'ya kadar oraları 20 metreyi çok fazla geçmiyor. Oralarda hatta daha derinlerde, uluslararası sularda bile sallar üzerinde derin yerlerde offshore wind enerji dediğimiz işte denizde rüzgar enerjisi santralları kurulabiliyor. Bu dikkate alındığında Çanakkale'nin potansiyeli 40 bin megawattlara çıkıyor. Şimdi bu rüzgar ve güneş enerjisi konusunda bazı firmalarla irtibattayım ve de jeotermal ile ilgili. Hiç akıllara gelmeyen bir şey. Bunu 8-9 aydır veya bir senedir belki de zaman çabuk geçiyor. Söylüyorum kendilerine. Yani Hollanda'da, Almanya'da, denizde rüzgar gülleri var. Bizde neden olmasın? Zaten bir tane örnek göstereceğim. Şimdi hiç örneği yok şu anda. Ama ve dikkate de alınmıyor. Henüz daha böyle planlaması bile yapılmıyor. Şimdi tabii niye bekleniyor onu da anlamak çok zor. Yani biz şu anda yaşadığımız bir enerji sıkıntımız var. Rusya'ya bağımlıyız. Bağımsız olmamız en ideal bir şey.
enerji bakımından. Trakya'da linyit toprağın altında duruyor. Onu değerlendiremiyoruz. Evet. Tabii Trakya'da linyiti çıkarıp yakmaktan yana değilim. Trakya'daki linyiti yerin altında gazlaştırarak değerlendirmek lazım. Çevreyi kirletmeden. Yani evet, temiz enerji, aynı zamanda çevreciyiz biz. Yani biz bilim adamları aynı zamanda çevreci olmak lazım. Temiz enerji yaratacağız ve de çevreyi de koruyacağız. Trakya'da eğer linyit yukarı çıkarılır da yakılırsa termik santralde çevreyi kirletecek. Ama eğer onu yerin altında yakarsanız, ki TK'yı bir ara bu işe girecekti ama nedense vazgeçirdi. Daha önceki konuşmalarında söylemiştim. Bu herhalde bilinen bir teknoloji. Uygulanıyor. Tabii. Yani uygulanıyor. Yani ama Kanada'da, Endonezya'da bile var uygulaması. Amerika'da, yok. Türkiye'de yok henüz. Bir örnek var. Pardon, bir örnek var. Orta Anadolu'da bir örnek var. Bir özel firma bunu başarmış. Ama bir kısmını da yine yakıyor. Yani o biz tabii Trakya çok ideal bir yer bu iş için. Yani yanal yönde linyit kamalanıyor ve de aynı zamanda da ince. Bu yerin altında yakma için ince olanları tercih ediyoruz. Çünkü kalın olanları zaten çıkarabiliyorsunuz. Ama ince olanı yerinde yakıp hem kül orada kalıyor, hem zararlı gazlar kalıyor. Siz sadece gazını alıyorsunuz. En temiz kısmını alıp diğer kısmını orada bırakıyorsunuz. Evet. Şimdi Çanakkale civarında şu ana kadar mevcut şeylere bakalım, santrallere bakalım. Yani rüzgar enerjisiyle ilgili. İşte isimleri söylemeyeceğim. İntepe civarında var, Şadılla civarında var. Çanakkale Rüzgar Santrali dedi, bir şirket var. 30 megawatt. Şadılla 33, İntepe 30. Saros Rüzgar Enerji 25 megawatt. İşte Ayvacık sırayla 5 megawatt. Şimdi bu tabii çok az. Topladığımızda da 200 megawatt falan yapıyor. Yani çok az. Çok az. Ve de biz bu rakamı artırmak zorundayız. Şimdi evet, dediğiniz gibi Çanakkale'de rüzgar çok güçlü. Bir yer daha var. Amanos Dağları. Hatay, Amanos Dağları aynı şekilde. Müthiş. Orada da zaten çok sayıda rüzgar gücü var ama bunlar en fazla olanlar. Daha Sinop mesela. Üçüncü Sinop'u sayabiliriz. Karadeniz kıyılarının tümü. Biliyorsunuz Karadeniz'de dalgadan bazen karayolu bile tahrip olur. O kadar güçlü. O dalga enerjisi bile çok etkin biçimde kullanılabilir. İngiltere'de bunun uygulamaları yaygın. Evet, yani ben o konuda da çalışma yapıyorum ama buraya getirmedim. Şimdi benim tabii önerim şu, temasta olduğum şirketlere. Bir taşla birkaç tane kuş vuracaksınız. Denizde hem açık denizde veya işte kıyıdan biraz uzakta 50 metre derinlikte rüzgar gölleri dikeceksiniz. Onun yakında bir yerde dalga enerji sistemi kuracaksınız. Ve de o rüzgar gölünün olduğu yerlerde eğer rüzgar göllerini bir zemin üzerine oturtmak istiyorsanız Kanal İstanbul'dan çıkan toprağı alırsınız. Oraya yağarsınız ve de onun gerisinde bir havuz oluşturursunuz. Orada da balıkçılık yaparsınız. Yani bu tip projelerim var. Yani bir taşla üç tane kuş. Dalga enerjisinden elektrik elde edeceksiniz. Orada Karadeniz'de altıl hiç yerleşimin olmadığı yerler var. Yani tabii rüzgar enerjisinin de bir gürültüsü var. Yakın yerlerde işte yerleşim olmaması isteniyor. Gerçekten büyük bir gürültü. Çok düşürüldü. Şimdi yeni O konuya geleceğim zaten. O konuya geleceğim. Evet. Yani çok düştü. Ama Karadeniz'de kilometrelerce hiç yerleşimin olmadığı yerler var. Evet. Ve kıyı çok müsait. Orada bu iş yapılabilir. Yani hem oralar yerleşime açılmaması lazım. Çünkü doğanın korunması gerekiyor. Her yere yerleşim yapamazsınız. Ama iki tane yerleşim arasında çok uzun bütün Karadeniz'i taradım. Nerelerde boş alanlar var ve nerelerde kıyı şartları müsait. Tabii kıyı şartları müsait derken orası heyelanlı bir yerse oraya yapamazsınız. Tabii. Yani aynı şey denizin içinde de heyelan olabilir. Şimdi dedim ki Almanya'da, Fransa'da ve Belçika'da dolaştım. Bu konuyu inceledim. Şu anda fotoğrafta gördüğümüz slide
karayolu kıyısında bir rüzgar gülü. Evet. Bir sonrakinde hem kar temizliği yapılıyor, bu kışın gitmiştim oraya. Hı hı. Hem de hemen vasıtanın biraz ilerisinde bir rüzgar gülü, evet, görüyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Yine Anayolu'nun kıyısında, hı hı, rüzgar gülleri. Evet. Şimdi buradaki espri yine bir başka bir Anayolu'nun kıyısında rüzgar gülü. Hı hı. Tekrar bir rüzgar gülü Anayolu kıyısında. Yine aynı şekilde. Ve burada gelmek istediğim nokta şu. İki noktaya burada vurgulamak istiyorum. Bir, rüzgar gülleri ne kadar azalsanız da bir gürültüsü var. Hı-hı. Ama sizin karayolunuz, hı-hı, zaten gürültülü. Evet. Karayolunun kıyısına, hı-hı, müsait rüzgarın yeterli olduğu her yerde rüzgar gülü koyabilirsiniz. Hı-hı. Hem ulaşımı kolay, evet, tamiri kolay, bakımı, hı-hı, kolay. Evet. Yani, evet, bu nedenle bir bu. Hı-hı. Bir bu. Tabii burada vurgulamak istediğim başka bir şey daha var. Bu nasıl, da bakın benzin istasyonu. Ha. Benzin istasyonunun kıyısında karayolu var. Evet. Hemen gerisinde de ulaşımın olması gerekiyor. Evet. Ve de iki tane, üç tane rüzgar gülü. Evet. Birçok yerde rüzgarın yeterli olduğu yerlerde karayolunun, hı-hı, kıyısında bunların yüzlercesini bulmak mümkün. Evet. Şimdi Almanya enerjisinin %16'sını, hı-hı, buradan elde ediyor. Evet. Yani onlar elde ediyor. Bizim hem rüzgarımız var, hem de güneşimiz var Almanya'dan daha çok. Tabii. Yani Almanya'da güneş çok az. Hı hı. Onu da göstereceğim. O nedenle şimdi burada vurgulamak istediğim başka bir şey daha var. Bakın Almanya'da, Belçika'da ve Fransa'da, hı, karayolunun kıyısına tarlalara rüzgar gülü koyuyor, hı, ve o tarlayı hiçbir şekilde kamulaştırmıyor. Hı. Bakın bizdeki, hı, tersliğe bakın. Hı hı. Siz tarım toprağını, her şeyi kamulaştırıyorsunuz, veriyorsunuz bir yabancı şirkete, %99.4 yabancı, hı-hı, sermaye. Şimdi yabancı, hı-hı, sermaye karşı değilim ama onun kapitülasyon gibi olmaması lazım. Tabii. Evet, ortaklık olabilir. En fazla %49 olabilir yabancı, hı-hı, sermaye. %51 olabilir. Ve biz Osmanlı döneminde de yabancı sermayeye mahkum olmuşuz. Yine de yabancı sermayeye mahkumuz. Bunu kırmak lazım. Hı-hı. Yani işte sermayemiz yok. Bir sürü milyoner türedi. Bunlar pekala Türkiye'de bir takım şeyler yapabilir. Hı hı. Yurt dışında yatırım yapacağına gelsin, burada yapsınlar. Evet. Yani, evet, o bakımdan sermayeyi hiç kimse benim önüme engel olarak koyamaz. Hı hı. Eğer Osmanlı döneminde de aynı şekilde bu ülke sömürüldüyse, şimdi de sömürülüyorsa, bunun bir hatası var. Bu hatanın da sorumlusu bu ülkeyi idare edenlerdir. Hı hı. O, hiç lamıcım yok bunun. Onun hesabında halkın sorması lazım. Maalesef henüz soracak, evet, seviyeye gelmedik. Evet. Şimdi Almanya'da tarım toprağını kamulaştırmıyor. Hı-hı. Diyelim ki 10 dönüm bir tarla var. Bu rüzgar gülünün konulduğu alan, şurada yakından göstereyim. İşte 100 metrekarelik bir alan veya 50 metrekarelik, hı-hı, bir alan veya, hı-hı, 20 metrekarelik bir alan. Evet. Etrafı telle çevrilmiş. Hı-hı. Oraya direği dikmiş ve o tarlanın kirasını ödüyor. Hı-hı. Kamulaştırma yok, evet, bakın. Evet. Almanya'da kiralama, kamulaştırma yok. Kamulaştırma bana göre insan haklarına aykırı bir şey. Hı-hı. Mülk edinme hakkını yok eden bir şey. Hı-hı. Eğer benim insanımın tarlası varsa o tarlayı kamulaştıramazsınız. O tarlayı ancak kiralarsınız, hı hı, dikersiniz direği, adam etrafında, evet, tarım yapmaya devam eder. Hı hı. Örneklerde görüyorsunuz, evet, tarlalar, evet, sürülmüş durumda. Bir yanda direk var, öbür tarafta tarla, hı hı, sürülmüş durumda. O bakımdan bizim en kısa zamanda bu işi çözmemiz lazım. Ben kişi olarak Anayasa Mahkemesi'ne gitsem, İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitsem bunu durdurabilirim, ona, hı, inanıyorum. Hı hı. Çünkü Avrupa Birliği'nde hiçbir şekilde, hı hı, bir hükümet büyük alanları kamulaştırmıyor. Evet. Diyor ki belediyeye veya şirketlere, siz yerel belediyeyle ortaklık yapacaksınız. Hı hı. Onlar sermaye koyacak, siz sermaye koyacaksınız. Ve zaman zaman da diyor ki Alman şirketlerine, bakın yabancı şirket, hı hı, değil, Alman şirketlerine diyor ki gücünüzü birleştirin. Şu alanda ben müsaade ediyorum size, hı hı, orada rüzgar gülü için enerji yatırımı yapın. Evet. Ve bakın çok vurguluyorum, her rüzgardan enerji üreten şirketin ortaklarından biri de devlet. Hı hı. Bizde var mı öyle bir şey?
Bizde devlet diye bir şey yok. Evet. Tamamen yerli sermaye ve eyvallah yerli sermaye olsun %100 ama yabancı sermaye %99 hak veremezsiniz. Şimdi bu slaytta bir Hollanda örneğini görüyoruz. Mükemmel bir örnek. Evet. Ben bunu Face'te kapak fotoğrafı yaptım. Görmüşsünüzdür çok, belki çok de. Çok sayıda rüzgar şimdi, değil mi? Evet. Yolu yapmış. Yüksek bir engel koymuş. Deniz yükseldiğinde tarlalar suyla işgal olmasın diye. Evet. Ve onun dışına da engellerin yani su yükseldiğinde gelgitle tarlaları işgal etmesin diye veya karayolunu işgal etmesin diye o engelin hemen dışına da rüzgar güllerini dizmiş. Evet. Mükemmel bir örnek. Yani yine bir taşta iki kuş en azından burada vuruluyor. Evet. Hem karayolu hem karanın gelgit sularıyla engellenmesi hem de onun etrafında yol boyunca dizilmiş rüzgar gülleri. Türkiye'de henüz bu tür planlamalar yok ama örnek alınmalı. Gerçekten evet. İşte başta i̇şte, Hollanda olmak üzere örnek dediğim alınmalı. Gibi yani temasta olduğum her şirkete bu konuyu vurguluyorum. Kafalarını şişiyorum hatta. Bir gün herhalde bu sözüm dinlenecek. Şimdi işte Almanya ve Türkiye örneklerini verdim. Bunları bir karşılaştırmak istiyorum. Şimdi Türkiye'de rüzgar enerjisiyle ilgili şirketlerin yerli ve yabancı sermaye tarafından finanse edilmekte. Zaman zaman da yabancı ve yerli sermaye ortaklığı söz konusu. Örneğin Bandırma'daki örneği biliyoruz. Evet. Burada işte Almanlarla beraber yerli şirket ortaklık yapıyor. Eyvallah. Eğer %51'i bize aitse bunu yapabiliriz. Almanya'ya bakalım. Almanya'da biraz önce söylediğim gibi birçok şirket yöre halkıyla ortaklık yaparak yatırım yapıyor. Yöre halkıyla, yöre belediyelerle ortaklık yaparak ve de Bavyera'da bir örnek var. Diyor ki devlet, siz diyor gücünüzü birleştirin, yöre halkıyla ortaklık yapın ve rüzgar enerjisi oluşturun. Erenköy'e bakıyoruz. Erenköy'de %99.4 yabancı sermaye. Hollanda kökenli bir sermaye. Sahibi Amerikalı. Sahibinin de nereden geldiğin, kimle ilgili olduğu, ırkçılık falan yapmıyorum ama Hollanda'yı gösterip sahibi Amerikalı, öbür tarafta yani %99 benim kafamı kurcalıyor. Şimdi %99'u verdik bunlara ama iş böyle bitmiyor. Bu kişiler rüzgar enerjisi direklerini diktikleri yerin etrafına tel çekecekler. Oraya siz giremeyeceksiniz. Kendi ülkenizdeki yere giremeyeceksiniz. Almanya'da adam 40 metrekarenin etrafına tel çekiyor. Tarlasında sürmeye devam ediyor, işlemeye devam ediyor. Siz 10 bin dönüm, Erenköy'de 10 bin dönüm oraya giremeyeceksiniz. Oraya girmek yasak. Ve onun içinde tarla da var, orman da var, yol da var. O yol mesela deniz gördü değil mi? İntepe arasında bir karayolu var. O karayolu bu alan içinden geçiyor. Ve hatta bakın alternatif yol olarak ben İntepe'den Denizgördü'ye yolu öneriyorum Çanakkale'ye gelmek için. Yani biz devamlı o heyelanlarla uğraşacak halimiz yok. Ya tünel yapacağız İntepe'nin olduğu yerde ya da o tepeden bir yolu yapacağız. Onu da aslında kafamdaki projesi hazır. Ama bugüne kadar kimse kalkıp da ne İntepe heyelanlarıyla ilgili olarak ne de başka konuda bize fikir danıştı. Oradan şimdi, Çanakkale'ye, Çanakkale'den taşlı tarlaya bağlanan bir yol var. Yani o yolu şimdi tepelerden gidiyor. Heyelan tehlikesi yok. Evet. Ve de kirli seviyeyi düşük açılı bir yamaçtan iniyorsunuz. Tabakalanmaya dik yol yapacaksınız. O zaman heyelan tehlikesi azalıyor. Ama tabakalanma doğrultusuna paralel yaparsanız İntepe'de olduğu gibi heyelanlar devam ediyor. Bugün gelirken dikkat ettim. İntepe'de bir yerde kabarma var. Orada da yine heyelan olacak. Yani İntepe viyadüğünü geçtikten sonra. Benzer şeyi Güzelyalı'da görmüştüm. Bundan işte 5 sene önce. Gazeteci arkadaşlara dedim ki, basındaki arkadaşlara. Bakın dedim, burada dedim kabarmalar var. Toprak dökülüyor yola. Heyelan olacak ve Güzelyalı heyelanı oldu arkasından. Yani şimdi burada da ufak bir, bugün gelirken gördüm orada. Şimdi
Türkiye'de devlet rüzgar enerji üretim sisteminde ortaklığı sınırlı. Ama Almanya'da devletin tüm rüzgar gücü enerji sistemlerinde ortaklığı var. Bakın aradaki farkı görüyor musunuz? Evet. Üçüncüsü, mal sahibi topraktaki hakkını tamamen kaybediyor. Kamulaştırıyorsunuz, mal sahibi topraktaki hakkını tamamen kaybediyor. Ama Almanya'da kiralama sistemi var. Sadece sınırlı bir alanda, direğin dikildiği alanda tarım yapamıyor. Tarlanın kalan kısmında tarım yapmaya devam ediyor. Yani enerji şirketi sistemi kuracağı alanı devlet çıkardığı yasa desteğiyle istimlak edebiliyor. Satın alabiliyor. Erenköy örneğinde ise Bakanlar Kurulu kararıyla toptan toprak kamulaştırılıyor. Yani toprak, bu kadar büyük bir alanın kamulaştırılması bana göre insan haklarına aykırı bir şey. Ve konu enerji olunca, yasa gereğince o kamulaştırmayı hiçbir şekilde durduramıyoruz. Ama bakın, bana bir Avrupa'da bir örnek gösterin. Evet. Bu kadar geniş bir alanda Avrupa'da kamulaştırma yapılsın. Biz Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz değil mi? Niye onunla benzer davranmıyoruz? Avrupa'da bir insanın toprağını almak için öyle toptan kamulaştırma yapamazsınız. İşte Avrupa mümkün değil Birliği bu. Uyum çalışmaları onun için yürümüyor. Yani, çünkü hayır, bakın en basit örnek, bakın çok net söylüyorum. İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilse bu kamulaştırmalar iptal edilir. Yani barajlarla ilgili olan bir takım iptaller var. Onlarda olduğu gibi. Ama bu, şimdi bakın, karayolunu yaparken devletin kamulaştırmasına eyvallah, bir şey demiyorum. Ama bir yabancı şirketin 10 bin dönümü alıp bunun kamulaştırması bana çok ters geliyor. Evet, yabancı sermaye olsun, %49 olsun, %51 yerli olsun, belediye ile ortak olsun, Çanakkale Belediyesi ortak olsun, öyle bir ortaklık kursun ve de sadece kiralasın, kamulaştırma olmasın. Yani bunu çok net bir şekilde koymak lazım. İşte onun için halk istemediği halde bu tür kamulaştırmalar devam ediyor, oluyor. Sürekli çatışma halinde protestolar. Ama yasa gereğince sonunda yapılıyor. Yasanın değişmesi için ne gerekiyorsa galiba daha etkin. Şimdi bakın, yasayı lazım. Değiştirecekler insanlarımız. Siz eylem koyarsınız, yasayı değiştirirler. Bakın, maden yasası çıktı. Maden yasası çıktı. Türkiye'nin çıkarlarına aykırı. Orada da yoğun bir şekilde kamulaştırma var. Yabancı şirkete çok büyük yetkiler verilmiş durumda. Şimdi işte Kaz Dağları'nda altın arıyoruz. Altın arayan şirketlerin birçoğu yabancı. Ve de bakıyorsunuz çok büyük hakları var. Ettiği karın önemli bir kısmını yurt dışına götürme şansı var bu insanların. Biz maden yasası çıktığı zaman maden mühendisleri, jeoloji mühendisleri odası ve işte diğer kimya buna şiddetle karşı çıktık. Gücümüz yetmedi. Şimdi bu arada çevreciler, ben bence Türkiye'deki çevreciler yanlış yapıyorlar. Şimdi Kaz Dağları'nda altına karşıyız. İşte ne diyor? Siyanür kullanılıyor. Çok bilgi kirlenmesi var. Siyanür hiçbir şekilde arama aşamasında kullanılmaz. Eğer siz arama aşamasında siyanür kullanıldığını söylerseniz, bakın bir şey daha parantezinde söylüyorum. Bu kentin yöneticileri bile böyle bir hataya düşmüşlerdir. Sondaj sırasında siyanür kullanılıyor, siyanür suya karışıyor ve de işte su kirleniyor. Evet, sondaj sırasında bir malzeme kullanılıyor, kimyasal bir malzeme. Suya karışıyor ama bu siyanür değil. Eğer siz insanlara yanlış bilgi verirseniz, o insanlar sizin yanlış bilgi verdiğinizi anlar ve size artık güveni kalmaz. Olay bu. Ben yetkilileri uyarmaya çalıştım. Yani çevreciler olayın derinlemesine bakmıyor, az yüzeyden bakıyorlar. Kaz Dağları'nın üstü altından daha kıymetlidir. Evet, tümüyle katılıyorum ama bunu söylerken biraz tutarlı olmak lazım. Siz siyanür kullanılmadığı bir aşamada siyanür kullanılır diyorsunuz. Siyanür kullanacağı zaman gücünüz kalmayacak, o mücadele yapacak. Şimdi yarın bir gün altını bulduğu zaman bir takım yerlerde işletme tesisleri kuracak. O zaman siyanür kullanacak. Siz eğer baştan yanlış bir mücadele verirseniz o aşamada gücünüz kalmaz ve kimse de size inanmaz artık. O bakımdan
çevrecilerin biraz okuyarak, biraz bilinçli bir şekilde ve yöneticilerin de bu işe sahip çıkması lazım. Maden yasasına karşı çıkacaksınız ve de çevrecilere bir şey daha söylüyorum ben. Kaz Dağları'nın güney etekleri, zeytinliklerin hepsi kesildi oraya. Yazın sadece 3 ay, 4 ay oturan insanlar ev yaptılar. Ona niye karşı çıkmıyorsunuz? Evet. İnsan tutarlı olma, çevreci tutarlı olması gerekir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bu tip çevrecilik olmaz. Yani bir yandan işte takım çıkarlar gereği bazı şeylere karşı çıkmayacaksınız. Ama öbür tarafta da karşı çıkacaksınız ve bilinçsiz de karşı çıkacaksınız. Bunu da ben vurgulamak istedim. Şimdi çevrecilere karşıymış gibi burada konuşuyoruz zannetmesinler. Hayır, şimdi, kesinlikle değil. Yani çevrecilerin bilinçli olmasını istiyorum. Bilinçli olmalı. Çevreciler bilinçli olmalı. Bu şeyi ben büyük sorun olarak görmüyorum. Siyanür bir aşamada kullanılıyor. Başında ya da sonunda. Siyanürün kullanılması tabii ki insan yaşamıyla bağdaşmıyor. Kullanılmamalı. Eğer çıkarılmasını engelleyen bir nedense siyanür, o zaman engellensin, çıkarılmasın, dursun orada. Onun için üstü altından daha kıymetlidir Kaz Dağları'nın. Ama diğer taraftan çevreciliği de çok geniş anlamıyla bilinçli olarak uygulamakta yarar var. İşte mesela dediğin Kaz Dağları'nda çam ormanları gidiyoruz. Önce zeytin dikiliyor. Sonra o zeytinlerin arasına da yazlıklar yapılıyor. Bu hemen çok net, güzelce görünüyor o Körfez güney yamaçlarında, Kaz Dağları'nda. Evet. Hatta çevrecilerin birçoğunu ben tanıdığım çevrecilerin oralarda yazlıkları var. Evet. Yani bu bağlamda çevrecilikse çok genel bağlamıyla çevreciliği bilinçli olarak yapmamız gerekiyor. Şimdi bakın, ben Avustralya'da yaşadım. 10 yıl yaşadım. Avustralya vatandaşıyım. Evet. Yani bunu övünerek söylemiyorum. Yani ama ülkeme döndüm sonuç olarak. Burada yaşamaya karar verdim. Orada dünyanın en fazla altını üreten ülkelerinden bir tanesi Avustralya. Devletin ve çevrecilerin öyle bir kontrolü var ki bir damla siyanürü doğaya bırakamazsınız. Bunu yapmak lazım. Yani yerli sermaye olacak altını işleten. Gerekirse yerin altında kalsın, çıkarılmasın. Ama maden yasasına karşı çıkacaksınız. Siyanürün doğaya aktarılmasına karşı çıkacaksınız. Bu şekilde tutarlı bir eylem yapacaksınız. Yarın bir gün yalan bilgilerle gücünüzü yitirirseniz kimse size inanmayacaktır. Ben bunu özellikle vurgulamak istedim. Tekrar vurguluyorum. Kamulaştırma bana göre insan haklarına aykırı bir şeydir. Almanya örneğinde böyle bir şey göremiyoruz. Fransa'da göremiyoruz. Böyle büyük alanların kamulaştırılması söz konusu değil. Tarım alanlarının yok edilmesi söz konusu değil. Gerekirse bu insanın hukuk adamları Anayasa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidip bunun durdurulması gerekiyor. Bu böyle bir eylemde en önde olacağımı da burada beyan etmek isterim. Bu galiba şeyin de bir parçası, işte değerlerimiz hep özelleştiriliyor, satılıyor. Evet. İşte toprağımız da böyle gidiyor. Yani şimdi yabancılara satılan topraklar da var. Tabii, işte tabii. Sadece kamulaştırma da değil. Tabii. Böyle hayır bakın satılıyor. Bu İntepe örneğinde bir tehlike daha var. Çanakkale özel bir statüsü var. Yabancı mülk edinemez değil mi? Bunu biliyoruz. Evet. Diyor ki yasadaki boşluk var. Yasada diyor ki bu kişiler 150 kişi çalıştırırsa veya 250 kişi çalıştırırsa veya bu kişiler işte 100 milyon dolar yatırım yaparsa, 100 milyon dolar ne demek biliyor musunuz? 100 tane direkt demek. Her biri 1 milyon dolar. 100 milyon dolar, 150 milyon dolar yatırım yaparsa burayı satın alabilir. 10 bin dönümü. Tehlikeyi görebiliyor musunuz? Evet. 10 bin dönümü bu insanlar mülk sahibi olacak ve de değil, Çanakkale Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir şeyin olmaması lazım. Bütün kontrolü elinizden gidiyor. Yani bundan daha iyi bir kapitülasyonlar için daha iyi bir tarif yapılabilir mi? Yapılamaz. Mümkün değil. Şimdi ben kısaca bir de güneş enerjisine girmek istiyorum. Birkaç cümleyle eğer müsaade ederseniz, zamanınız tabii, varsa. Tabii. Şimdi bu haritada güneş enerjisi açısından Türkiye'nin potansiyelli alanlarını gösteriyor. Kırmızı yerler en güzel yerler. Maviler daha az ama bakın mavi alanlarda bile bugün mesela Çanakkale'de benim çatıda suyu güneşle ısıtıyorum. Orada bile verim alabiliyorum. Tabii. Yani Almanya güneş enerjisiyle ilgili çalışmalar yapıyor. Onun ülkesi daha kuzeyde, daha soğuk. Ben
kışın bile hafta arasında güneşli olduğu dönemde suyumu ısıtabiliyorum. Dolayısıyla yani bu haritada en güzel yerler güneyin güneyi oluyor Türkiye'nin. Ama kuzey alanlarda bile ben rüzgar enerjisi ve güneş enerjisini birlikte kullanabilirim. Ben hayran olduğum bir olay var. Antalya'daki stadyum. Evet. Bakın stadyumun çatısı tümüyle güneş enerjisi. İşte ele öpülecek bir kişi de bunu yapan kimse. Bu nerede dedin? Antalya'da bu. Antalya'daki stadyum. Evet, evet. Çok güzel. Yani bu Antalya'daki stadyumu yani bütün stadyumlara uygulayamaz mıyız? Bakın hatırlarsınız. Ben üniversitedeki toplantılarda yani bu işte binalar yapılırken bir öneride bulundum. Dedim ki tıp fakültesinin üstüne güneş enerjisi koyalım. Efendim işte bir sürü bahane bulundu. Yani bu konuyu sizle daha önce konuşmuştuk. Ama ben hatta hala ısrar ediyorum. Antalya örneğini alalım. Stadyum mu yapacağız? Başka ne yapacağız? Büyük binalar yapacağız. Onların çatısına güneş enerjisi koyalım. Buradan elde edilen enerjiyi görebiliyor musunuz? Evet. Ve de hiçbir şekilde yer işgal etmiyorsunuz. Yani gerçekten eli öpülecek bir kişi. Bunu kim düşündüyse, kim önerdiyse o bakımdan da canı gönülden kutluyorum hem bu kişiyi hem Antalyalı halkına. Bu örnekte bir evin çatısı. Avustralya'da devlet diyor ki eğer sen diyor evinin çatısına güneş enerjisiyle ilgili elektrik sistemi kurarsan, güneşten elektrik elde etmeyi düşünürsen ben sana bunun maliyetin yarısını karşılayacağım. Karşılıksız. Yani bundan daha güzel bir teşvik olabilir mi? Buradan elde edeceğim enerjiyle ben bir sürü şeyi ısınmayı elektrikle yaparım. Gaza mahkum olmam. Kömüre mahkum olmam veya nükleer enerjiye mahkum olmam. Bu da çok güzel bir örnek. Dolayısıyla yine, enerjide dışa bağımlılığımız azaltılmış olur bu şekilde. Yani düşünün her eve tabii kontrollü bu. Kontrolsüz olmaması lazım. Maalesef Türkiye'de kontrol iyi çalışmıyor. Kontrollü bir şekilde her eve bu krediyi vereceksiniz. Evet. Yapacak çatısına bu elektriği fazlasını alacaksınız. Kışında ona eksikse tamamlayacaksınız. Diğer bir örnek ve de bakın çok geniş alanlarda dünyanın birçok yerinde. Japonya'da ne yapmışlar biliyor musunuz? Balık tarlalarının üzerinde güneş enerjisi var. Altta balık yetiştiriyor. Üst tarafta güneş enerjisi. Bir taşla iki kuş. Yani affedersiniz arıtma alanlarında bile aynı şeyi yapıyor. Arıtma alanı var. Yani pis suyu temizlemek için arıtma alanı var. Onun üzerinde de güneş enerjisiyle çalışan bir sistem. Oradaki elektriği alıyor, arıtmada kullanılıyor. Bir taşla yine iki kuş. Bu güzel örnekleri hep almamız lazım. Evet, yani bu da yine güzel bir örnek. Bir taşla iki kuş. Bir yanda rüzgar gülleri, aralarında da güneş enerjisiyle çalışan bir sistem. Peki, ben programın bu şekilde, sonuna doğru bitirdim. Geliyoruz. Peki ben bir özetleyeceğim. Önerileri tekrar edeceğim bazı şeyleri. Özellikle İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğimi de söyleyin hocam. Evet. Bu kamulaştırmaya karşı. Avrupa'da olmayan bir şey. Teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye Avrupa Birliği'ne girecekse birçok alanda, işte mesela bu enerji alanında, toprak kullanımı alanında, tarım alanlarının korunması alanında Avrupa Birliği ile uyum içine getirilmesi gerekiyor yasalarımızın. Olmazsa olmaz bunlar. Onun için Avrupa Birliği uyum çalışmaları çok iyi gitmiyor. Gidebilmesi için önce yasalarımızın uyumlu hale gelmesi lazım. Bu programda Doğan Perinçek'le depremleri ve enerji konusunu işledik. Doğan Bey'e ben tekrar teşekkür ediyorum. Burada bazı şeylerin altını çizmekte yarar görüyorum. Mesela öncelikle tarım alanlarının korunması, heyelandan korunması için de işte ormanın da korunması gerekiyor, yeşilin korunması gerekiyor. Çevreciliğin bilinçli olarak daha yaygın, daha etkin, sivil toplum örgütleri için de daha iyi yapılması gerekiyor. Kamulaştırma yerine
büyük arazilerin bu enerji yatırımları için kiralama yoluna gidilmesi gerekiyor. Güneş enerjisinin çok daha yaygınlaşması gerekiyor. Türkiye çünkü mesela Almanya'ya göre en az 10 derece daha güneyde olduğu halde güneş enerjisine Almanya'nın verdiği önemi vermiyor. Kuzeyde. Türkiye güneş enerjisinde Almanya'nın aldığı enerjinin çok fazlasını, yüzlerce fazlasını alabilir, kat kat fazlasını alabilir. Mesela şimdi Almanya toplam enerjisinin %30'unu falan güneş ve rüzgardan elde ediyor. Türkiye bunun çok daha fazlasını yapabilir. Türkiye'de rüzgar ve güneş enerjisi henüz daha %3, %4'lerde. Bu %30'lara kadar çıkarılabilmeli, hedefler konmalı. Mesela 2023'te belki %30'una çıkarılabilir rüzgar güneş enerjisi. Sadece yatırımlara bakıyor. Çünkü teknoloji bir aşamaya gelmiş, teknolojiyi de geliştirmek için ayrıca yatırım yapmanız gerekmiyor. Rüzgar enerjisinde özellikle Çanakkale özelini vurguladık. Çanakkale'nin potansiyeli söylenenlerden, yazılanlardan çok çok fazla. Özellikle de denizde rüzgar enerjisi yaygınlaştırılabilir Çanakkale'nin Ege sahillerinde. Potansiyel o kadar yüksek ki işte 40 bin megawattlara çıkarılabilir. Bugün rüzgar enerjisi Çanakkale'de 200-300 megawattı hedefliyor ama daha oraya bile çıkamamış ve 750 megawattta da sınırlanmış. Bu sınırlar önü açılmalı ve yatırımlar, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları hızlandırılmalı. Bu bağlamda özellikle Çanakkale'de bürokratlara, valiliğe, belediye başkanlarına, büyük milletvekillerine büyük görevler düşüyor. Yatırımları Çanakkale'ye çekmeli, yenilenebilir enerji kaynaklarına. Böyle enerji konusunda yapılabilecek, yapmamız gereken çok şey var. Çünkü bütçemizin büyük kısmında açık verdiğimiz şey enerji ithalatından kaynaklanıyor. Enerji kaynaklarında %70'in üzerinde dışa bağımlıyız. Bunu azaltmanın yolu da işte yenilenebilir enerjilere yatırım yapmak. Çanakkale bu bakımdan büyük potansiyele sahip. Biz yerinde güzel bir program yaptık diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum Doğan Bey'e. Bir şey değil, görevin. Ufak bir ekleme yapmak istiyorum, müsaade ederseniz. Jeotermal konusunda CHP milletvekilinin Çanakkale'nin bir başka avantajı. Evet. Yani şimdi biz enerji. Deprem diyoruz, fay diyoruz. Evet. Tam o faylar bize jeotermal enerji potansiyeli yaratıyor. Evet. Yani o fay zonları olduğu alanlarda biz jeotermal enerji bulabiliriz. Onu da hani CHP'nin bu girişiminde canı gönülden şey diyorum. Tabii kim yaparsa yapsın. Benim için önemli değil. Hangi siyasi grup bu ülkeye bir katkı yaparsa ben onun elinden öperim. Çanakkale gerçekten bakın rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji hepsinde o kadar yüksek potansiyele sahip ki Türkiye'nin enerji potansiyeli Çanakkale'de. Çanakkale evet. Türkiye'yi besleyebilir. Ben programı sonlandırıyorum. Teşekkür edeyim Doğan Bey'e tekrar. Ben de teşekkür ederim. Yeni bir Bilim Gündemi programında görüşmek üzere diyorum. İyi günler hepinize. İyi günler. Görüşmek üzere.